Tavsiye ettiğim kaynakları göstereceğim. İlk başta bu Tonguç'un Paragraf 10 kitabı var. LGS'ye yardımcı. Bunu arada çözüyoruz ama fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü Tonguç'un sınavla pek şey olduğunu düşünmüyorum. Ama siz yine alabilirsiniz. Gayet güzel yeni nesil sorular da var içinde. Bu şekilde. Şimdi Karakök Yayınları'nın İngilizce kitabı var, Soru Bankası. Bu gayet güzel. İngilizce için çalışmanız için bayağı iyi. Tavsiye ediyorum bunu. Bu şekilde. İçini merak edenler için. Böyle. Fen bilimleri var. TUDEM'in. TUDEM biraz zor ama yine de güzel. Zorlaması daha iyi bence. Bu şekilde. İç dizaynı, soruları falan. Merak edenler için. Yeni nesil sorular var içinde. Fenomen Yayınları'nın B Matematik Soru Bankası. Ben bunu bayağı tavsiye ediyorum. Güzel. Merak edenler için içinde gösteriyorum böyle hemen hızlı hızlı. Bu şekilde. Diğer kitapları da böyle. Tekrar Fenomen Yayınları'nın Matematik A'sı var. Yeni nesil sorular var içinde. Bu şekilde merak edenler için. Böyle, bu tarz. Hepsi yeni nesil sorular. Tekrar matematiğin uğur okulları için dağıttığı bir test kitabı var. Bu şekilde. Bunu okulda işte işlemek için yapılan kitaplarla aynı sayabilirsiniz. Bu şekilde. Bunu bulabilir misiniz bilmiyorum ama araştırabilirsiniz. Bu YGS falan yazıyor ama içinde. Bence yine matematik kötü olanlar için baştan başlayabilirler. Gayet bizim konular. Bu şekilde. Bunu çok seviyorum. Hız yayınlarının. Soru Bankası Matematik. İçini merak edenler için bu şekilde soruları var. Yeni nesil sorular. Gayet güzel. Bu da diğer yayınları. Tekrardan Hız yayınlarının fen bilimleri var bu da. İçini merak edenler için yine gösteriyorum. Bu şekilde. Almanızı tavsiye ederim. Gayet akıcı oluyorsunuz ve daha iyi soru çözebiliyorsunuz böyle. Hızınız da artıyor diye düşünüyorum. Bu kadar da.